Herkese merhaba arkadaşlar, kardeşlerim, ne yapıyorsunuz, ne örüyorsunuz, nasılsınız arkadaşlar? Herkese YouTuber Petshop'tan selam, saygı, sabah onlardan kardeşim karışık bir meze yaptım, gönderiyorum. Ne yapıyorsunuz, iyisiniz umarım ki kardeşlerim. Şimdi çok güzel malzemelerimiz var. Özellikle arkadaşlar bugün kediciler üzerine bir video çekiyoruz gibi bir şey oldu. Ama arkadaşlar bugün Petshop'ların gerçek yüzünden biraz bahsedeceğiz. Satılan malzemelerden, biraz iç yüzünden, biraz dolandırıcılıklarından, biraz arkadaşlar kolpalarından bahsedeceğiz. Bugün arkadaşlar yine değişik şeyler anlatacağız. Yine arkadaşlar Petshopçuluğu yerlere serdik, üstünde tepiniyoruz birader. Yine kardeşim onların açıklarını anlatıyoruz. Bugün arkadaşlar Petshopçuluktan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar arkamda bir cam var. Bu cam anasını satayım, geleceğimden daha parlak görünüyor. Ya bu niye böyle lan birader? Şimdi ben bunu kırasın geldi lan, anlatacaksın. Şimdi arkadaşlar bu böyle bir parlıyor ki. Şunu kafamla her seferinde böyle şey yapmaya çalışıyorum yani. Onu engellemeye çalışıyorum kardeşim. Bu buraya nasıl bir çözüm bulabiliriz lan? Arkadaşlar bir saniye, hemen geliyorum. Arkadaşlar pratik zeka her zamanki gibi yine iş başında kardeşim. Hemen şuraya bir bant çektim, keşke her işimiz böyle hızlıca yoluna girse birader. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz her işin bir pisliği vardır kardeşim. Neyse hemen konuya girmeyelim lan. Yine malzemeler aldık. Lan bu malzeme ağırmış. İçinde çeşitli malzemeler var kardeşim. Şimdi bunu buraya koyayım, tamam mı? Ondan sonra cima. Kardeşim burada Naim Süleymanoğlu gibi kaldıracağım diyeceğim de bu hafif şimdi, ne yalan mı söyleyeyim birader şimdi. Bu hafif. Arkadaşlar bugün aldığımız malzemelerden sizlere bir görsel şölen yapacağım. İçinde kuş malzemesi var, balık malzemesi var, kedi malzemesi var. Bir de arkadaşlar Petshopçuların yalanları var. Ey yavrum ey, vay kahpeler vay. Yalan. Neler anlatacağım neler size yine. Arkadaşlar yine şerefsizim. Günah çıkartmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Vallahi bakalım. Arkadaşlar öncelikle yine bir sürü malzeme getirdik. Yalnız bu malzemeler tamamen random oluştu. Aslında bana ne lazım biliyor musunuz? 40 liralık neydi ya o? 40 liralık bir şey alacaktım ya. Kardeşim yalan yüklenemedi. Yavrum ey, bize sahtekar olmuşuz. Arkadaşlar bir şey alacaktım. Ben bunları aldım 2 gündür 3 gündür gelmesini bekliyorum da. Neyse arkadaşlar ben bir parça bir şey alacaktım, tamam mı? Kardeşim bu ikisini aldım. Tabii bize yine bir kol... Arkadaşlar tekrardan geldik. Bir ablamız geldi. Kedi tuvaleti sordu. Pahalı zannetti kardeşim ya. Bizden daha ucuzunu nereden bulacaksın? Şimdi arar dolanır tekrardan bize gelir. Arkadaşlar çünkü ben biliyorum kim neye satıyor. Herkesin daha aşağıya satıyorum. Zaten arkadaşlar çok az bir fark koyduğumuz için bu kadar kargo yapıyoruz insanlara. Yoksa arkadaşlar nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar kuş malzemelerinden kuş oyuncakları falan getirdim. Her gün kuşlara değişik oyuncak çıkartıyorlar. Kardeşim ben bile artık oynayasım geliyor. Artık lanet olsun yani. Çok enteresan şeyleri var. Hani bu biraz daha klasikti kardeşim. Bu böyle sallanıyor. Tamam şöyle zinciri var bunun. Böyle böyle hem gondol hem merdiven kardeşim. Kuşun... aldığı değere bir bakar mısınız ya? Arkadaşlar bunun tabii çeşitli renkleri falan var. Bu böyle bir oyuncaktı. Kedi oyuncakları da var. Arkadaşlar bu aynı şeyi 1 milyon kez göstermek istemiyorum. Arkadaşlar normalde ben gittiğim zaman böyle şey yani bir koli getirdim, tamam mı? Neden bunları böyle bu sefer sayıyla aldım? Çünkü arkadaşlar bir ısıtıcı almışız. Belimiz daha doğrulmadı kardeşim. Belim öyle bir büküldü ki anneannemin beli benim belimin yanında dümdüz kardeşim. O yüzden birazcık nefes almamız lazım. Arkadaşlar Konya'dan çok sağlam bir ısıtıcı geliyor. Bir koli ısıtıcı getiriyoruz. Zaten arkadaşlar şu dolabın birinci rafı da zaten ısıtıcı dolu. Arkadaşlar ısıtıcıya yatırım yaptık resmen. Ondan sonra cima. Arkadaşlar şu kuş oyuncağının aynısını hemen kaldırıp atıyoruz. Arkadaşlar bunlardan da sipariş vermek isterseniz MAPLEDORA Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ya kediye direkt geçmek istemiyordum ama geçmiş bulunduk. Durun arkadaşlar size şunu bir göstereyim. Ondan sonra mevzuya devam ederiz. Şimdi arkadaşlar şuradan bir... Kardeşim gerçek kuş tüyü mü lan bu? Yoksa bizim muhabbet kuşlarının arkadaşlar konuşmayanının... tüyünü mü buraya koyuyorlar? Vallahi merak etmiyor da değilim. Arkadaşlar şöyle bir arkadaşımız var. Gerçekten son derece çok çirkin bir arkadaş. Yani benden çirkin olmasın, güzel çirkin bir suratı var. Arkası da bu şekilde. Yavrum ey. Bak bunun bile iki yüzü var. Benim iki yüzlü arkadaşlarıma selam olsun. Düşünsene oyuncağın bile iki yüzü var kardeşim şu hayatta. Yine Mücahit Doray'la kardeşim Gerçeklere Doğru programına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar burada bir parça var. Şimdi ben bunu bilmiyorum ki. Bu nedir ya? Arkadaşlar ilk önce ben bir öğreneyim. Ondan sonra size anlatacağım. Malzememiz bozuk çıktı birader. Anasını satayım. Bu nasıl bir şey lan? Hacı abi sen nasıl duracaksın ya? Arkadaşlar bu normalde mantığını biliyor musunuz? Bu şu vantuzdu kardeşim. Akvaryumun vantuzu gibi düşünün. Yine bunu... Gerçekten canım yaktı. Bunu böyle masaya bir... Kardeşim tabii sen göremiyorsun oradan. Nasıl göreceksin kardeşim sen?
Bunu böyle yapıştırıyor tamam birader. Anasını satayım bu buraya ömür boyu yapıştı. Artık çıkmaz. Arkadaşlar zannediyorum ki bunun buraya sıkışıp girmesi lazım. Durun bunu ben bir kanıttırarak da. Yavrum ey benim bu kadar gücüm olsaydı gider güreş yapardım. Arkadaşlar bu ürünü almayın. Bu ne biçim ürün lan? Şunu şuraya bir soksam hayat çok güzel olacak da. Arkadaşlar bu çok sağlam bir şeymiş la. Ha gayret. Ha gayret yiyecek gibi. Bunu bayan arkadaşlar almasın. Ya da alacaklarsa bana söylesinler ben burada takayım. Sanki ben çok pişliyim. Kardeşim o. Yalnız bunu nasıl sokacağız lan? Allah çapsın çok sert la. Hayır bir tarafını sokuyorum bir tarafı çıkıyor. Arkadaşlar bunu almayın ya bu nasıl bir ürün ya. Arkadaşlar belli ki kedi bunu hayatta çıkartamazsın diye yapmışlar da. İnsan nasıl takacak? Allah çapsın taktım ama kardeşim ter aktı ter. Arka taraftaki terden bahsetmiyorum bile. Kardeşim bu böyle bir oyuncak. Buna şöyle tokat atıyorsun. Kedin buna şöyle kardeşim tokadı bir koyuyor. Oyuncak böyle. Lan resmen şiddet yanlısı bir oyuncak. Bunu niye alasınız kardeşim? Ama işte getirmişiz. Yani yine de almak isterseniz alabilirsiniz ama kardeşim gerçekten çok şiddet yanlısı. Yani kedinizin psikolojisini bozmak istiyorsanız böyle bir şey alabilirsiniz. Böyle bir oyuncak getirdik. Abi ama güzel ya. Şöyle baksana. Vur yön gidiyor geliyor. Vur yön gidiyor geliyor. Vur yön gidiyor. Kardeşim bununla ben de oynarım lan. Arkadaşlar gerçekten güzel bir ürünmüş. Kardeşim ben de şimdi fark ediyorum. Yavrum bey aldıktan sonra inceleyen pet çöpçü. Arkadaşlar ben bunu çekerken masada benimle geldi. Bilmiyorum kaç kişi fark etti de. Yani bu böyle bir oyuncağımızdı. Yani kardeşim kendine gel valla tokadı vururum ha. Arkadaşlar yalnız ben psikolojim bozuldukça buna vururum ben size söyleyeyim. Yavrum bey yani gelen ürünlerde eğer ki surat biraz yamulmuşsa oyuncağınızı kardeşim ben şaplaklamış olabilirim. Arkadaşlar tabii bunun bokunu çıkarttık bu değil tabii. Bunun birkaç renk çeşidi var ama kardeşim herhalde bize bir tanesini göndermişler. Devamını göremiyorum. Bunun arkadaşlar bu renkleri var, bu renkleri var. Ondan sonracıma bakıyorum. Kardeşim kediniz ayağınıza saldırsın istiyor musunuz? Yani psikolojisi bozulsun istiyor musunuz? O zaman bu oyuncağı sipariş etmeniz lazım. Arkadaşlar şu kedinin oyuncakları benim geçmişte olan oyuncaklarımdan daha fazla kardeşim. Şimdi benim buna bir sigara içmem yok mu? Ama astımım var içemem. Siz benim yerime tüttürün kardeşim. Şimdi yine değişik oyuncaklarda bugün. Bunu buraya sokuyoruz arkadaşlar tamam mı? Kardeşim kafasına her zaman şu tül olacak. Ama bu tül olmazsa kardeşim kedi diyecek. Kalk git kendin oyna pezevenk. Arkadaşlar öyle söylüyor. Bunu ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bunu benim ayağım zannedin tamam mı? Bunu ayağınıza takıyoruz arkadaşlar. Kedi şimdi burada. Kedi arkadaşlar burada tamam mı? Bunu böyle yapıyorum kardeşim. Kediye böyle yapıyorum. Bu nasıl bir oyuncak anasını satayım ya. Bunu almayın abi. Bu ne biçim oyuncak? Abi sen... Kediye kardeşim böyle yapıyorum tamam mı? Ondan sonra kedi de zıplıyor kardeşim. Kedi bunu yakalamaya çalışıyor. Kardeşim valla değişik bir oyuncak yani. Bunu tavsiye etmiyorum kardeşim. Bunu babanız eden sizi de övülür yani. Bu nasıl bir oyuncak lan? Kardeşim bunu boşver. Bunu kaldır at. Bunu göstermeye değmez. Arkadaşlar bundan sonra burada değişik bir oyuncağımız daha var. Bunu da size bir göstereyim kardeşim. Burada yine aynı tipsiz, meymenetsiz surat da var. Bu suratı koydukları zaman insan korkmuyor değil. Şimdi bunu da bir açalım. Değişik oyuncaklar almışız arkadaşlar. Paraya kıymışız belli ki. Yine paramız çarçur olmuş. Anamın parayı biriktir altına al dediği parayla arkadaşlar. Ben ha pavyondaymışım ha da bunlar almışım. Kardeşim şuna bakar mısın? Ne değişik oyuncağı bunlar ya. Kardeşim mamma mia mamma mia. Kardeşim değişik bir şarkı çalıyor içinde. Tabi burada yine aynı zımbırtı. Bunu buraya sokan kardeşim Naim Süleymanoğlu'nun yanında işe girsin. Ben gireceğim lan herhalde bu gidişle. Arkadaşlar burada böyle sokuyoruz şimdi. Oo ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu küçük olan daha güzelmiş. Bak buraya geliyor. Allah şansın ben bunda oynarım. Arkadaşlar bak bu da böyle bir oyuncak. Kedi şöyle vuruyor. Ama bunu tabii buraya bastırmanız lazım. Ben bunu yapıştırmadım az önce. Bunu yapıştırdığın zaman var ya bu buradan çıkmaz. Oğlum harbi güzelmiş ama bunlar benim hoşuma gitti bak. Klasik oyuncaklar vardı 3 katlı hatırlarsınız şöyle vurunca arkadaşlar top 3 katlı şöyle dönüp geliyor ya. Bu bence onlardan daha güzel şuna baksana. Oğlum ben bunları dükkanda var ya yere yapıştırayım lan. Kardeşim. Bunu kim buluyor ya? Bunu kimin aklına geldi ya? Allah şahsın bunu ben kendim oynayayım ki dükkana ben şunu şuraya yapıştıracağım bir tane. Sıkıldım mı buraya vuracağım. Mesela az daha gel ya. Tüh lan Allah kahretme ya. Tüh lan Allah kahretme diye. Buna vurabilirim yani. Neyse arkadaşlar bunun yeteri kadar goy goyunu yaptığımızı düşünüyorum. Bunu da çıkartalım. Ama favorim buydu.
Şunun Allah belasını versin. Bu ne kardeşim? Tövbe estağfurullah. Babanıza dayak yersiniz. Ondan sonra şu da güzeldi ama bu çok uzundu. Bu sanki kısası daha eğlenceli geldi bana. Ama bu kardeşim hepsi de çeşit çeşit işte. Arkadaşlar tabii bunun şeyi var. Mavisi var. Kardeşim bu uzun olanlardan değişik renklerde yine var. Ondan sonra bakalım başka. Kardeşim Allah bizim belamızı vermiş. Ben zaten diyorum ki benim paralar nereye gidiyor? İki tane üçten almıyoruz ki. Arkadaşlar yeşili var. Yeşili var. Bayağı vizyon sahibi adamım. Hep yeşil almışım. İnsan araya renk katar. Arkadaşlar bu dayak yiyeceğiniz üründe. Bu da dayak yiyeceğiniz üründe. Ya bunlar bence bunlar tehlikeli arkadaşlar. Ayağına bunu korusun tamam mı? Kedi sonra bir tutarsa ayağını da unut, tüyü de unut kardeşim. Şimdi bunları böyle yana atmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim. Bu babanızın sizi döveceği üründen bir tane de pembe varmış. Bundan babanız sizi dövmez. Arkadaşlar değişik bir kuş oyuncağı geldi kardeşim. Artık kuşlarınız çıldıracak. Bundan sadece 3 tane var. Neden? 3 tane kalmıştı. Yani çok da sorgulamayın arkadaşlar. Vallahi bunu şöyle şuralarından arkadaşlar. Bunların çengeli var. Çengele takıyorum. Böyle böyle şey yapıyor. Vallahi gerçekten yani şöyle bakıyorum da. Bizim zamanımızda yoktu. O zaman ben yaşlandım mı lan? Ulan ben yaşlanmışım kardeşim. Ben de yaşlandım. Allah çarpsın benim bu kanalda sakallarım yoktu. Şimdi kıçımıza kütüler bile beyazladı. Yavrum be, bizim de ahlakımız bozulmuş. Arkadaşlar burada yine bizim afilli kuş tüneklerimizden var. Yani bu azalmıştır. Dedim bundan biraz alayım. Arkadaşlar yer kalmadı. Arkadaşlar tahta tünek ülkede kıran girmiş. Tamam mı? O yüzden tahta tünek yok. Vallahi yani şunu bulmak gerçekten sıkıntıydı. Kardeşim tahta tünek. En son gideceğim ağacın birini keseceğim. Oradan ne çıkarsa artık yolumuza. Arkadaşlar X-Lars tülüm de bitmişti. Çok almadım. Bir pakette kaldım. Çünkü arkadaşlar normalde 40 TL harcamaya gittiydim. Bana öyle bir girdi ki tahmin edemezsiniz yani. Arkadaşlar burada oyuncaklarımız devam ediyor. Bu küçük olanın turuncusu. Yalnız şurası daha dağ gibi oldu yani. Bunu kardeşim oraya doldurduk. Sen vücudu benden çok yer kaplıyorsun la birader. Sen biraz öteye git vallahi senden mevzu yaşarız. Arkadaşlar başka neyimiz var diye bakıyorum. Şu oyuncaktan bir tane daha buldum. Bakın bunun her tarafında zil var. Yani adam bunu yaparken elinde fazla geçen seneden kalmış zilleri varmış tamam mı? Demiş ki nereye bulursanız takın. Arkadaşlar bu poşetimizin içerisinde sınırsız kedi ayaklı tekmeli oyuncaklarından var. Yani kardeşim bunlara güvenmişiz, yatırım yapmışız ya sanki. Arkadaşlar birinci poşetimiz bitti, ikinci poşetimize geliyoruz. Birazdan dediğim gibi ne anlatacağım size? Pet shopçuluğun arkadaşlar yalanlarından, sahtekarlıklarından, dolandırıcılıklarından ve şarafsızlıklarından bahsedeceğim kardeşim. Şimdi arkadaşlar şunu bir açalım da. Yalnız beni bir sıcak bastı kardeşim ya. İçeriye bir rüzgar mı girse? Hani nasıl olur? Paraya da kayıp da şuraya bir klima alamıyoruz ki. Arkadaşlar buraya tabi Hulk düğüm atmış. Öyle olunca açmak kardeşim herkese nasip olmuyor. Buraya resmen Hulk şey atmış yani. Düğüm atmış. Arkadaşlar şurada bir tane benim canım çekti kardeşim. Kedi Dreams var. Bu aslında ne biliyor musunuz? Kurabiye yani böyle sen gidiyorsun da hanımeller alıyorsun ya ama paran yetmiyor. İki günde bir alıyorsun. Ha şimdi bu da kedininki. Yani kedinin hanımelleri. Vay anasın. Şimdi buna bir cigara kardeşim. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey almışız tamam mı bu kolinin içinde de. Bu nedir? Bu şimdi halınızda, koltuğunuzda tüyler var tamam mı reis? Şimdi sen bunu şöyle bir çekiyorsun ananı satayım diyorum. Bu ne lan? Hepsi geliyor kardeşim. Şöyle reklamını da size bir göstereyim. Arkadaşlar orada görüyorsunuz kıl tüy toplama. Yani bunu koltuğa sürttün mü kardeşim? Hiçbir şey kalmıyor. Tabi bundan yine biraz bokunu çıkartmışız. Gerçi bu benim bokunu çıkartmış halim değil. Ben bundan normal koliyle de getiririm. Şu ısıtıcı bir belimi babaanneye çevirdiği için, anneanneye çevirdiği için kardeşim. Isıtıcıdan dolayı nefes bile alamıyorum. Bırakın belimizi doğrultmayı, ısıtıcı çok mahvetti bizi ya. Arkadaşlar kuş yataklarından getirdim. Bunları her seferinde, her aldığımda tek tek gösteriyorum. Bu sefer de göstereceğim. Çünkü bu gerçekten güzel. Bir önceki partide çok az kalmış. Bir parti daha aldım bundan. Arkadaşlar şöyle bir bit spreyi getirdim. Arkadaşlar bakın şimdi birazdan o olaya doğru geliyoruz. Bak o ürünü gördük. Arkadaşlar burada bir rulo var. Bu yıkanabilir bir rulo. Yani üzerinde kıl tüy var tamam mı? Kediden kalma tüyler var. Arkadaşlar şunu şöyle bir yapıyorum. Sonra suyun altına bir tutuyorum. Tertemiz. Bitmiyor. Sınırsız. Arkadaşlar kokumuz geldi. Koku gelir gelmez tabii bir 5 tanesi ayırtıldı. Bu da yaseminli bir koku. Pardon bu Marsilya'ymış. Boku yedik ya.
Bu Yaseminli olması lazımdı ya. Yanlışlıkla Marsilya mı aldım ben? Naneye gidip kuzum ya. Neyse boş ver, bir şey olmaz. Bu da arkadaşlar sabun kokutacak yani. Kedinizin bok kokusunu sabunlu yapacak sadece. Ondan sonra arkadaşlar bakıyorum başka ne var. Şu rulodan bir tane daha var arkadaşlar. Ondan sonra burası zaten bit spreyi. Şöyle bir göstereyim. Bunun kutusunu gördüm. Şimdi ben bunu kargo yaparım. O yüzden aldım. Kardeşim bit spreyimiz de burada. Şöyle bir göstereyim. Kolimizi bir açalım. Arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Zehir kokuyor. Arkadaşlar bunlar da bizim bit spreylerimiz. Kuşlar için. Baktın kuşun bitlendi kardeşim. Mecbur bunlardan alman lazım. Bunlar da bir koli var. Şimdi kalkıp da hepsini tek tek göstermeyeceğim. Gereksiz gibi. Bu da böyle bir şeydi. Valla arkadaşlar. Şimdi olayın asıl konusuna gelelim. Yavrum ey. Şimdi böyle bir şey satılıyor, tamam mı? Bu niye biliyor musunuz? Bakın. Kedi kumunu alıyorsunuz. Kedi kumunu getiriyorum. Bir tane kaliteli bir kedi kumu getireceğim şimdi. Arkadaşlar ürünlerden beni göremiyorsunuz. Kardeşim bana bir yol açın, bak benden çok replik oynuyorsunuz. Arkadaşlar şimdi bu kum pudralı kum, tamam mı? Bu arada bu fabrika battı. Ben artık kumların kalitesine şöyle bakıyorum. Eğer ki kum topaklanabiliyorsa kardeşim kalitelidir. Şimdi bu kumu neye kullanıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir göstereyim, içi de bu şekilde. Arkadaşlar kedinin sıçacağı yer bu şimdi, tamam mı? Şimdi, kardeşim çok da bir efendi adam olmaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar bunun içine dışkı yapıyor kediniz. Ondan sonra bundan beklentimiz nedir? O dışkıyı toparlaştırsın, taş gibi yapsın. Ondan sonra kardeşim onu atarken rahat atalım, tamam mı? Mantığımız bu. Ama arkadaşlar bunlara diyorlar ki sen pudralısın. Şimdi sana kuma böyle bakmışlar arkadaşlar. Demiş ki sen pudralısın kardeşim demişler. O kum da pudralı olmuş, tamam mı yani? O pudra o kadar yani. Bunu hangi markadan alırsanız alın, bu 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Yani baktığınız zaman bakın size göstereceğim şimdi. Arkadaşlar ekseriyette ne görüyoruz? Beyaz görüyoruz, tamam mı? Bu beyaz bentonit. Zaten bu güzel bir kum. Bunun özelliği çok iyi bir şekilde taşlaşıyor, tamam mı? Bunun içindeki o renkli olan şeyler ne biliyor musunuz arkadaşlar? İşte o pudra kokusu, o pudra esansı. Bu esans yüzde kaça denk geliyor bilmiyorum ama yüzde biri de geçtiğini zannetmiyorum açıkçası. Ne oluyor kardeşim? Bu yüzde bir bir pudra ya. Ha, belki yüzde beştir. O da en iyi ihtimaldi. Bilemiyorum yani kardeşim. Ama baktığım zaman gördüğünüz gibi hep böyle bir beyazlık var. Ama böyle aralarındaki tane pembeleri de görüyorsunuz. Yani maksat arkadaşlar bu pudralık bir kum. Yani ben size bunu anlatıyorum. Şimdi adam geliyor diyor ki benim kedim diyor kokusuz alsın diyor. Benim kedim diyor rahatsız olmasın. Eğer ki bir alerjisi falan yoksa kedinin zaten kumların hepsi kokusuz. Lan bu koku mu kardeşim? Şimdi gerçek kokulu yapmak isterseniz bunu ne yapıyorsunuz? Size onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar böyle bir ürün var, tamam mı? Bunun çeşitli markaları var. İlla bundan alacaksınız diye bir şey yok. Ya benden alırsanız kargosunu yapar. Araya hemen bir reklam gönderiyorum yani, onu da söylüyorum size. Kargo var. Arada da çaktırmadan. Arkadaşlar şimdi bu parfüm esansı, tamam mı? Öyle bir şey yani. Zararsız bir şey bu. Hacı bundan bir döküyorum kuma. Yani bunu arkadaşlar o kumunuzun içine karıştırıyorsunuz. Kum bir kokuyor reis. Kum bir kokuyor reis. Yani kum sanki kedinin boku Hacı Şakir'le yıkanmış gibi oluyor. Yani öyle bir esans veriyor ki şaşar kalırsın. Vallahi arkadaşlar bugünkü konumuz da bunun üzerineydi. Yani eğer ki kumunuzda bok kokusu varsa bunu alın. Bunu mesela 3 tane kuma kadar kullanabilirsiniz. Yani 3 torbaya bunu kullanabilirsiniz. Size de tavsiyem bunlardan alın. Bunu alırsanız kedinizin bok kokusu gelmez. Yani hangi kumu kullanırsanız kullanın, benim için önemli olan topaklanabiliyor mu? Topaklanabiliyorsa güzel kumdur. Mesela bu kum ben abi bundan bir sürü almışım. Niye? Çünkü hayvan gibi topaklaşıyor. Çok iyi. Ama arkadaşlar koku diyorsanız o zaman kokuyu şundan bir döküyorsunuz kardeşim. Şöyle yapabilirsin ondan sonra. Kardeşim bu neymiş ya diyebilirsin yani. Durumlar bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atan dostlara da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ya bir dilenelim kardeşim. Lütfen bir like atarsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bak malzemeleri de şöyle bir göstereyim. Yine bugün de size pet shopçuluğun kurallarından bahsettik kardeşim. Yine pet shopçuluğun dolandırıcılık yanlarından bahsettik. Yine malzemelerimiz arkadaşlar şu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.